baktığıma göre ne yapıyoruz? Rota, lezzet yapıyoruz. Hoş geldin Ayşegül'cüm mutfağıma. Şimdi biz iki Türk Londra'da bir İtalyan tatlısı olan tiramisu yapacağız. Fıkra gibi başladı, umarım böyle devam eder. Ama öyle. Evet, niye edecek? Şöyle bir hikayesi var. Sardunya Adası var biliyorsunuz İtalya'nın. Çok güzel bir ada. Gezmeyenlere, görmeyenlere tavsiye ederim. Şahane. Geçen yaz orada bir hafta geçirdik ve ben tabii çikolata ve tatlı delisi olarak her yemekte tiramisu yedim yemek sonrası. Sonra bir tane oranın çok lokal bir yerini keşfettik. Böyle bir tiramisu olamaz. Gerçekten harikaydı. Ben de şefi kafaya aldım en sonunda. Bana tiramisunun tarifini verdi. Acayip kolay. Tabii yani benim yapabileceğim kadar basit tarifini verdi. Sizler için de aynı şekilde acayip basit. Şimdi hemen malzemelere geçeyim mi Ayşegül? Neler lazım tiramisuda? Daha sohbet ederiz nasıl olsa. Tabii ki. Geçiyorum o zaman. Ne lazım? Bir tane yumurta lazım. Sadece sarısını kullanacağız. Yarım bardak, benim bardak ölçüm bu. Ay İngiliz bayrağı bardakta. Bari bunu İtalya yapsaydım. Neyse. Yarım bardak un, ondan sonra bildiğimiz un. 3 kaşık da mısır ya da buğday nişastası. Ben buğday nişastasıyla yapıyorum. Daha güzel, parlak oluyor. 3 kaşık buğday nişastası, yarım bardak un. 1 paket vanilya. 1 bardağı aynı bu şeyimizin ölçüsünde, buna yakın, dolmaya yakın toz şeker, beyaz toz şeker. Ondan sonra 1 litre süt ve filtre kahve yaptım ben. Ondan sonra onu da böyle bir kaba koyuyoruz. Ve ha, en önemlisi tabii ki bu kedi dillerimiz efendim. Marketten alacağınız kedi dilleri. Şimdi kaplarınıza göre 1-2 şey yeter herhalde. 1-2 paket yeter. Çok zaten malzemesi de uygun, ekonomik ve yapması çok kolay. Bir de blender lazım. El blenderım da burada. Şart bunlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen göstereyim ne yapacağımızı. Bu şekeri koyuyorum tencereye. Bir. Unu koyuyorum. Acayip kolay. Un ve nişastayı koyuyorum. İki. Ondan sonra bu yumurtamızın, bir yumurtamızın sadece sarısını koyacağız efendim. Akını ayırın. Sabahleyin omlet yaparsınız. Ben mesela Ali'ye omlet yapmak için ayırıyorum. Siz de aynı şekilde öyle ayırabilirsiniz. Şu akını şöyle akıtayım şuraya. Aa, ne kadar inatçısın. Ayşegül, sesin çıkmıyor bakıyorum. İngiliz yumurtası. Uzun zamandan sonra ilk defa rota lezzet çekiyoruz. Belki ondan mı konuşmuyorsun? Evet. Bana çok uzak. O yüzden. Doğru. Şuna atayım. Mikrofonu da evde unutmuşum. Ah, başıma gelen. Peki. Şimdi önemli olan bir de sütümüzü koyacağız. 1 litre süt. 1 litre sütü nasıl anlıyoruz? Ölçü. 1 litre yazıyor. Yani yazıyor ama bir de bu biraz 1 litreden fazla. Onun için şu ölçtüğümüz kap var ya, hani her şeyi koyduğumuz. 4 tane koyarsak ondan, o zaman oluyor 2, 3. Çünkü sütün ölçüsü mühim. Bu da 4. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? İşin püf noktası ne? Şimdi bunu pişirirsek böyle illaki biliyorsunuz topak topak oluyor. Onun için bunlar daha böyle soğukken, hiçbir şey yapmamışken bunu bir güzel el blenderıyla şey yapacağız. Evet, daha hiç koymadan soğukken. Bakın yapıyorum şimdi, her şey karışıyor. Ay, çok güzel ses yaşasın. Şöyle. İyice bir bu topaklıkları alıyoruz. Ve sonra pişirirken bir daha hiçbir şey olmuyor. Hatta ben aceleci bacı, hemen altını yakayım şimdiden. Ve bunu püf noktası, ama bu şeyi tekrar kullanacağız. Ay, bir dakika, en mühim şeyi unuttum. Esas ne var malzemelerde biliyor musunuz? Onu dolaptan çıkarmadım şey olmasın, bozulmasın diye. Mascarpone peyniri. Evet, tatam, bir dakika çıkarıyorum hemen. Hemen mascarpone peynirimiz, en mühimi bu şeyin, tiramisu'nun en büyük sihri o. Var, bulabilirsiniz çok rahat. Şöyle 200 gramlık paketlerde mascarpone peyniri bu en son ama. Şimdi buraya çıkarıp koyuyorum. Biliyorsunuz peynir, süt, öyle şeyler çok hassas olduğu için onları dolapta tutmakta fayda var. Tamam, şimdi karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Burada en önemli şey bu tabii, pişerken ne kadar blender yapmış da olsak, pişerken bunu yarım ateşte ve karıştırarak pişirmek ki sonradan uğraşmayalım. Toparlak olmasın. Akışkan güzel bir krema olsun. Kaynayıncaya kadar bu şahane bir muhallebi. Bu arada bunu bana başka şeyler yapmada da kullanabilirsiniz. Nefis bir krema çünkü. Çok doğal. Hani süt, şeker, nişasta ve un var sadece.
Başka şeylerde de kullanabilirsiniz. Hangi aşamadayız? Blok blok aşamasındayız. Gördüğünüz gibi kaynadı. Böyle küçük küçük baloncuklar çıkıyor. O zaman demek ki ne yapıyoruz? Bir paket vanilyamızı açıyoruz. Böyle iyi koku versin diye kaynadıktan sonra koyuyorum ben. Bu da işin püf noktalarından biri ki vanilyanın mis gibi kokusu olsun ve bu kaynama aşamasında bakın karıştırarak pişirdiğimiz için Ayşegül de bir karıştırdı neyse 30 saniye. Bana laf atma lütfen. Peynirimizi açıyoruz mascarpone'u. Ondan sonra bütün peki, peyniri... Onun açmanın bir püf noktası var mı? Yok. Peynir açmanın bir püf noktası yok. Şimdi bu peyniri bakın kaynamaya başladı. İstediğimiz böyle bir boza kıvamı gibi bir şey olacak. Çünkü bu buzdolabında bekleyeceği için o zaman donacak. Yani sıvı oldu zannetmeyin. Şimdi bu mascarpone peynirini hepsini bir paketi olduğu gibi içine koyuyoruz. Aa böyle de sıyırıyoruz. Hiçbir şey eklemeden yenecek gibi duruyor. Ya o kadar güzel. Muhallebi yani bildiğiniz evet, muhallebi. Ali bayılıyor bunu böyle yemeye mesela. Dibini şimdi sıyıracağız yani. Evet sıyıracağız merak et. Ayrıca da şimdi ben küçük bir kaba yapacağım. İki tane çıkaracağım çünkü Ela'ya denedim. Yes. Mike'ı göndereceğim. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben en son Rota Lezzet çektiğimizde bu mutfakta değildik diye hatırlıyorum. Bilgi vermek ister misin? Değildik. Haberini vermek isterim. Artık burada oturuyorum. Evet artık zaten Instagram'da da paylaşıp duruyorum. Burada böyle çok yeni evin hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Burada çok memnunum. Hepinizi beklerim. Bence bunu bir daha düşün. Yolu düşenin. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu oldu ve kaynadı ya. Mascarpone'u da koyduk ya içine. Ateşteyken el blenderımızı gene içine batıracağız. Ve bu karıştıracağız. Ki iyice fütürsüz, şahane bir krem olsun. Gerçekten çok lezzetli, meşhur o. Bu bölgede, Hampton bölgesinde özellikle tiramisu'da çok meşhurum. Richmond'a kadar geldi merak etme biliyorum. İşte şimdi muhallebimiz pişti. Ben böyle cam bir tane Pyrex borcam deniyor ya bunları yapıyorum. Siz de istediğinizi yapabilirsiniz. Bu biraz küçük, bunun gibi iki tane çıkabilir içinden göreceksiniz şimdi. Şimdi bunun dibine biraz bu yaptığımız akışkan boza kıvamındaki muhallebimizden böyle dibine biraz koyuyoruz ilk önce. Bakın. Bu böyle sulu diye hiç korkmayın. Çünkü bu dolapta çok güzel donacak. Nişasta var ya içinde. İyice onu şey yapıyor nişasta. Peki bir şey soracağım. Sen şurada bir şey hazırlamışsın. Bu şey işte kahve. Filtre kahve. Okay. Evet, kaynar suyla? Kaynar suyla filtre kahveyi yapıyorsun. İki kup kadar yani şu fincanla iki kişilik kahve yapıp bunu buraya koyuyoruz. Biraz ılınıyor ki... Şimdi kedi dillerimizi alıyoruz efendim. Bu kahveli suya batırıyoruz ve buraya yerleştiriyoruz. Çok fazla içinde bırakmayın. O zaman çok yumuşuyor. Fazla yumuşuyor. O zaman lezzetli ay, oluyor. Ay hafif işi. Böyle bir işe gelsin. Ay sen de bana bakmışlar biliyorsun. Aa, ben yemek konusunda her şeyi biliyorum. Yapma konusunda. Yemek konusunda bildiğin için biliyorum da. Yapma konusunda. Tamam şu an challenge oldu bu bana. Bundan sonraki Rota Lezzet Çerkez'de olur. Hadi Rota Lezzet. Vallahi ya yap bak Çerkez. Tamam ama Atilla da katılsın bana. Tamam. Çerkez kızı bir Çerkez tavuğu yapmadı bize. Kaç bir yıldır Rota Lezzet yapıyoruz. Bir yılda bir yılı. Ara verdik 2 yıl sadece. Evet bir de neden ara verdiğinizle ilgili istersen. Evet, vallahi ara verdik. Niye verdik? İşte böyle işler güçler başka şeyden girdi. Şimdi bir sıra bunu yaptık. Kedi dilini gördüğünüz gibi. Bakın tahmin edeceğiniz gibi bunun üstüne tekrar bu şahane güzel kremamızdan koyuyoruz efendim. Ona böyle kapatacak kadar. Hiç korkmayın bu akışkanlığından. Sonra şurasını sileceğiz biliyorsunuz. Ben de Neresi sileceğiz? Hemen göstereyim. Hemen inanamıyorum yani rezalete bakar ya mısın? İşte, Rota lezzet çekiyor, şey buralara dağıtıyor ve bana laf atıyor. Bir de sana evet beğenmiyorum. Ha, bu ayna hoşuma gitti. Eski evde yoktu. Evet, aynalı büyük büyük gösteriyor her yeri. Geniş geniş gösteriyor. Bir paket daha açıyorum. Bizim buradaki yediğince. Çok aşırı aşırı oldu. Rahatsız etmiyorum kimsenin sesi. Bilemiyorum valla. Bilemiyorum ben de. Yorumlara yazın. Aynı şekilde ikinci sırayı yapıyorum. Bakın. Bu sefer de bu tarafa yerleştiriyorum. Kenedin yerine önce dikey yerleştirirseniz sonra yatay yerleştirin. Neden derseniz kestiğiniz zaman güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Neden derseniz işte öyle. İşte öyle. Bu da bir püf noktası. İşte iyi.
Ama çok güzel, çok lezzetli oluyor gerçekten. Böyle sırayla bunları. Buzdolabında ne kadar bekleyecek? Beni o kısmı ilgilendiriyor. Maalesef. Suratını görmeyecek. Ne kadar geçecek? Bir gece. Hayır olamaz. Ben yerim. Olamaz. Nasıl bekleyeceğim? Kalıyorum o zaman. Mahvoldu. Kaldı. Bu gece burada kaldı. Zaten dolunay da bitti. Ay bir de tadilat görüntüsü var. Yan tarafa birileri taşındı. Evlerini tadilat yapıyorlar. Bilmiyorum ne kadar geliyor şeye, kameraya ama. Neyse bunları böyle öyle yapıyoruz. Tamam. Tamam, görüntü kesildi. Evet. Böyle böyle hızlıca, çok fazla bekletmeden. Hem de çünkü şeyle yumuşuyor. Yani benim yaptığım bir püf noktası var. Bunu bana İtalya'daki şef söylememişti. Ben tabii çikolatayı çok sevdiğim için. Şimdi bu ikinci katına, hatta isterseniz bile de yapın. Ben yapıyorum da hani bugün artık ayıp olmasını yapmadım. Toz kakao serpiyorum oraları. Aslında en üstüne serpiliyor biliyorsunuz tiramisu'nun. Ama ben ara kata da koyuyorum. O böyle karışım, göstereceğim ne yaptığımı. Peki ne, kime ayıp olacaktı? Ha? Kime ayıp olacaktı? Hiç ayıp olmazdı ben zevkle. Yani niye bileyim dedim hani ben. Tiramisu'nun şanından diyorsun. Tiramisu'nun şanından. Ha, şurada her zaman bir kalkalım. Şurada küçük bir şeyim var. Böyle... Ne deniyor buna? Tel süzgeç. Böyle kakaoyu bunu tel süzgeçe koyuyorsunuz. Şöyle yaparak araya bu şeyi koyunca bir daha lezzet oluyor. Biraz daha çikolata kokuyor efendim. Aslında bu en üstün malzemesi, öyle söyleyeyim. Normal tiramisu'da böyle bir şey yok. Tiramisu da neyse. Tiramisu. Evet, şimdi en üstüne. Bakın muhallebimiz artık hiç şey olmuyor. Topaklanmıyor ve akışkanlığını kaybetmiyor. Bu başta yaptığımız soğukkenki blender çok işe yarıyor. Şimdi üstüne bunu ağzımın suyu aktı. Aksın. Çok lezzetli. Ayrıca sıcak da çok güzel olacağını söyler İtalyanlar. Hiç bir gece beklemeyin, hemen dalın. Kesinlikle dalın. Öyle bir şey yok. Hadi bir gece beklemeyelim ama şimdi saat kaç? Bakayım 11 saat 1. Mesela yani en az akşamüstü 6.30-7 yani. Mümkün değil başka türlü olmaz. Allah. Kusura bakma Ayşegül'cüm. Ayşegül bunu sevmedi. Ayşegül bunu sevmedi. Zaten bir gece bekleyecek diye güzel yani. Efendim tiramisumuz oldu. Bu kadar şimdi, mı? Bu kadar. Ben de yaparım. Hayal kırıklığına uğradım. Bunu sen de yaparsın. Buraları sileceğiz biraz sonra. Lütfen şefimiz oraları ayarlasın. Çekime sonra devam edeceğim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu soğuk olunca üstüne o kakao şeyini yapacağız. Sakın şimdi yapmayın. Çünkü o zaman beyazın üstünde kakaolar eriyor ve bulanık bir görüntü oluyor. Halbuki soğuyunca çok daha güzel olacak. Soğuyunca böyle tık 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 yapacağız kakaoyu. Şimdi kalan malzemelerimle ben bir tiramisu daha yapacağım. Çünkü onu Harden ailesine yollayacağım. Harden ailesi. Tling! Şuraya iki tane sparkle yerleştireceğim. Şimdi Harden ailesininkini sen yapatma. Aa. Evet, şu anda kendimi ispatlama zamanı geldi. Ay, havalara bakar mısın? Ay, şu muhallebiyi topak topak olmadan. Yapıyorsunuz bunu böyle. Yapıyorsun, ayrıca ben gayet yetenekli bir insanım. Sadece tercih etmiyorum. İkisi arasında fark var. Evet, İnci'cim. Evet canım. Tamam mı? Katılıyorum sana. YouTube'a evet. Alternatif bir kanal açacağım kendi adıma. Evet. Sadece yemek tarifi olacak. Tamam. Hay bakalım şimdi. Bak. Hınlar bu. Hınlar çok patronizing. Nasıl diyeyim? Ne demekmiş o? Peki canım modu. Çok fazla bekletmeyin çünkü yumuşayınca. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Kim editliyor bunları? Söyle canım. Kim editliyor bu videoları? Doğru. Arada... Ayşegül sen olmasan ben bir hiç. Hayır, o anlamda söylemiyorum. Editlerken kendi görüntülerimi koyarım. Seninkileri... Doğru, benimkileri kesersin. Sen yapmışsın gibi olur. Noktalarını üzerine. Bu arada daha çok tiyatro oyunları sonrası yorumlar paylaşacağız. Sevdiniz bence. Güzel yorumlar geldi. Ona devam edeceğiz. Dorian Gray deyip yutkunuyorum ben. Dorian Gray'e giden başka arkadaşlarımız da bayağı işkence çektiler, onu da söyleyelim. Eğer izlemediyseniz linki koyuyorum. Şuraya izleyin mutlaka. Bak, eğer burası sığmıyorsa ben şimdi daldan dala atlıyorum tabii ki. Şimdi şöyle ufak koparıyorsunuz. Ay gördü benden, inanmıyorum. Aa, sen ne yaptın? Tabii. Aa. Gördü benden yapıyor. Bak. Arkadaşlar, hadi şimdi bakalım. Sonra... Bak ben iç kenarlara
dökmedim. Çünkü ben dikkatli bir insanım. Benden korkundan olmasın. Bu kadar yeter mi? Yeter. Biraz daha koy, üstünü kapatacak kadar var, emin ol bana. Şey tamam. Çok güzel sıyrılıyorsun. Ben sadece dibinde bana kalsın diye hayal ediyorum. Bir gün beklemem. Benim önümde yemek yapıp bir Allah, gün beklemem. Hadi de şu fiziğe bakıp çok yemek yiyor falan yani. Hiç hayır. Bilmiyorum. Neyse. Deli gibi, evet. Deli gibi. Evet. İkinci katı da yapıyor Ayşegül. Neyse yapıyor işte, tamam kapatıyorum be. Yapıyor. Yaptın. Ben de daha iyi yapıyorum. Bir dakika araya hafif noktası falan. Tamam, kapat. Bunu yapmaktan beni alamaz. Ya yap be. Evet Ayşegül, kahvelerimizi alalım. Şimdi iki Türk Londra'da ne yapmış? İki Türk İngiltere'de İtalyan tatlısı yapmış ve sonucu gösterelim hemen. Ay onu kendi yaptı ya. Ay, arkadaşlar inceliği görüyorsunuz değil mi işçilikteki? Tabii çok şahanesin. Bu arada... Üstüne fufla mı o kalıştı, kakaolar uçuyor. Nelerle uğraştığımı görüyorsunuz değil mi? Nelerle uğraşıyor Ayşe? Biliyorsunuz master yapıyor. Hem de çok iyi bir üniversitede, okulda drama söyle. Royal Central'da. Önce al bu takatukaları takatukacıya takat. Hayır ben orada bizim okul gerçekten tekerleme gibi. Royal Central School of Speech and Drama. Neyse orada actor training and coaching eğitimi alıyordum. Şahane, ben çok destekliyorum, çok tebrik ediyorum bu azmine, başarısına, gerçekten bu okuma arzusuna, bitip tükenmeyen öğrenme isteğine. Ay uçuyor tutulma. Devam, devam. neyse, onun dışında da işte Ayşegül'ün vakti oldukça yapacağız YouTube'larımızı. Çünkü editlerin hepsini o yapıyor biliyorsunuz. Ben sadece konuşuyorum, ekran önündeyim. Tiyatrolara bol bol gideceğiz, sergiler gezeceğiz. Pazartesi günü Lale Festivali'ne gidiyoruz. Çekeceğiz onları sizin evet, için. Evet, harika. Ve sık sık sizlerle olacağız. Şunu da söyleyelim. Bütün prodüksiyon bize ait. Sadece İnci, ben ve tabii ki siyahımızı da analım canım. Evet, bir tane. Kaybettik ama o hep aramızda. Aynen, her zaman aramızda, hala bizimle beraber. Her şeyi sadece... El yapımı. O yüzden arada bazen aksaklıklar olabiliyor. Ay, ondan sonra yani tamam. Acaba boşluğun parlamasına çok takıldım. Ya boş ver. Harry Potter'ı çok olsun. Evet sadece ışık parladı. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Homemade. Ama hepsi. Çok keyifli. Home production. Evet. Mutluyuz. O zaman dinleyicimle. Hoşçakalın ve takipte kalın. Bye bye.